Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Tuba Yaman Erdem. 10. sınıf matematik konularını birlikte işleyeceğiz. Hangi konular var 10. sınıfta? Onlara bir bakalım ilk başta. İlk ünitemiz arkadaşlar polinomlar. Polinomların içinde gördüğümüz çarpanlara ayırma ve özdeşlikler var. Fakat biz bunu ayrı işleyeceğiz. Üçüncü olarak göreceğimiz konu ikinci dereceden denklemler. Eşitsizlikler ve parabol yani ikinci dereceden denklemlerin grafiği. Dördüncü olarak arkadaşlar trigonometri. Son olarak da permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konularımız var 10. sınıf matematiğinde. Bu 5 başlık altında işleyeceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar polinomlar konumuza başlayalım. Polinomlar şu ana kadar görmediğimiz bir kavram. Nasıl yazılıyor ilk başta ona bakıyorum. N diye gösterdiğim semboller olacak. Bu N'ler doğal sayıların elemanı. A1, A2, A3 bu şekilde gidiyor AN'e kadar. Bunlarda da arkadaşlar reel sayı olacak. Reel sayılar şu ana kadar gördüğümüz tüm sayıları kapsıyordu. Ve Px eşittir. An x üzeri n, an eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta yine gidiyorum. A2 x üzeri 2, A1 x üzeri 1 1 yazmıyorum. Artı A0 şeklindeki ifadeleri polinom diyeceğiz. Bakın arkadaşlar buradaki A0, A1, A2 bu şekilde devam ediyor an'e kadar. Bunların hepsi ne olacakmış? Reel sayı. Bunların adı katsayılar arkadaşlar. Polinomun katsayıları olmuş oluyor bunlar. Katsayılarda ne olacak dedik? Reel sayı. N dediğimiz şey nerede yazıyor? Bakın x'in üstündeki sayı. Demek ki x'in üstündeki sayılar arkadaşlar. Yani x'in kuvvetleri, üstü sayıdaki gibi kuvvetleri. Bakın bunlar. Bunun üstünde 1 var. Biliyoruz zaten. 1 varsa yazmıyorduk. Bunlar da ne olacakmış arkadaşlar? Burada yazdık doğal sayı. Şöyle bir toparlıyorum. Katsayıları reel sayı, x'in kuvvetleri doğal sayı olan ve bu şekilde tek seferde yazılan ifadeleri polinom diyeceğiz. Yani tek bir satırda yazacağız. Bölümlü bir ifade olmayacak. Birkaç alıştırma yapalım bununla ilgili. Mesela arkadaşlar bir polinom. Burada arkadaşlar A0'dan da başlayabilirdik ama kural olarak genellikle hep en büyük kuvvete sahip x'ten başlıyoruz. Mesela bu bir polinom mudur inceleyelim. X'lerin katsayıları, x'li ifadelerin katsayısı 2. Buradaki x'li ifadelerin katsayısı -5. Burada eksik katsayısı +6. Burada da eksi katsayısı olmayan bir tane terim var. Bunun da adı var. Onu da öğreneceğiz. 7, 2, eksi 5, 6 ve 7 polinomumuzun nesi arkadaşlar? Katsayıları. Bu katsayıların hepsi reel sayı mı? Evet reel sayı. Birinci koşulumuz sağlandı. İkinci koşulumuz x'in kuvvetleriydi. X'in kuvveti 3, x'in kuvveti 2, x'in kuvveti 1. Burada x zaten yok. Bunlar da doğal sayı mı? Evet doğal sayı. Ve tek seferde yazdık mı? Evet. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bu bir polinom belirtir. Polinomları px, qx, rx gibi bu şekilde büyük harflerle gösteriyoruz. Her zaman p yazmak zorunda değiliz. Qx, rx şeklinde de yazabiliyoruz. Şimdi alıştırmalarımıza devam edelim. Bakalım bu bir polinom olur mu? Bu bir polinom olur mu? Ya da bu bir polinom mudur? Bu bir polinom mudur? Birkaç tane daha inceliyoruz. Şimdi Qx'e bakıyorum. Katsayılara bakmadan önce gözüme çarpan bir şey var arkadaşlar. X'in kuvveti. X'in kuvveti -5. -5 bir doğal sayı mı? Değil. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2, 3 şeklinde devam ediyordu. -5 burada doğal sayılar kümesinin bir elemanı olmadığı için Qx polinom değildir diyoruz. Buna bakalım buradaki Rx örneğimize. Burada da arkadaşlar bakın burada bölümlü bir ifade var. Ki tabii ki rasyonel sayı olabilir fakat burada bilinmeyen bir ifade var. X
bu şekilde tek satırda yazmaya çalışacağız demiştik. O zaman x'i yukarıya çıkartalım. Üssüz sayılardaki özellikten. Bu x üzeri nedir arkadaşlar? Yazmıyor ama 1 var. Yukarıya geçince x üzeri eksi 1 oluyor. Eksi ise artı, artı ise eksi geçiyordu. Gerisini aynen geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar tek bir satırda yazdık. Fakat qx'teki gibi bir tane x'in üssü ne oldu? Eksili ifade oldu. Yani doğal sayı değil. O zaman bu rx ifademizde polinom değildir diyoruz. Evet, x'in kuvvetlerine bakıyoruz. Aynı buna benziyor dedik. Burada ya arkadaşlar kök3'ü incelememiştik. Kök3 olur mu olmaz mı? Bu örneğimizde de var. O yüzden bu örneğimize bakıyorum. Şimdi x kökün içinde değil. X'in katsayısı kök3. Bir de burada bir tane sayımız var. 5 zaten reel sayı biliyorum. Kök3 reel sayı mı? Evet, kök3 de bir reel sayı. Kare köklü sayılar yani çift tereden sayıların içi artı ise reel sayı oluyordu. İkisi de reel sayı olduğuna göre katsayılarımız reel sayı. X'in kuvvetlerine bakıyorum. Bir tane x var. Onun üstü de bir, o da doğal sayı. O zaman hx neymiş? Polinommuş. Tx eşittir 13 demiş. X'li bir ifademiz var mı arkadaşlar? Yok. Sadece en sonda yazdığınız, bakın şöyle sayı şeklinde olan a0'ımız var. O da bir reel sayı. Bunun reel sayı olduğunu baktım. X'i kuvvet olmadığı için üstün doğal sayı olup olmadığına bakmayacağım. Bu şekilde de polinom belirtmiş olacak. Başka bir alıştırma. 1 bölü x üzeri eksi 2 artı 5. Ya da bu ifade. Tekrar px yazalım. Evet. Bakalım bunlar polinom belirtiyor mu? Kx polinomumuzu, kx ifademize bakıyoruz. Polinom belirtiyor mu, belirtmiyor mu? Aynı buradaki örnekte gibi aşağıda x ifade var. Onu hemen yukarıya atıyorum. X üzeri eksi 2, 1'in yanına ne diye geçti arkadaşlar? X üzeri artı 2. 1 çarpı x üzeri artı 2'den x kare artı 5 yaptı. Düzenlendiğinde yani bu yukarı çıktığında 2 x'in kuvveti oldu. Yani ne oldu? Doğal sayı. Katsayısı kaç bunu yazmıyor ama 1 var. Burada da 5 var. Bunlar da reel sayı. Katsayılar reel sayı. X'in kuvvet doğal sayı olduğuna göre Kx polinommuş. Yani her kesirli ifade polinom değildir diye bir kural yok. Hepsini düzenleyip inceleyeceğiz. Gelelim buna. Kökün içinde 6x kare var. Kök dışına çıkıyor mu çıkmıyor mu bakacağız. Kök 6 zaten çıkmaz. Aynen kalıyor. Şunu ayrıca inceliyorum. Bakın kök 6 çarpı kök x kare yazayım daha kolay görmek için. Kök x kare. Köklü sayılarda öğrendiğimiz özellikten bu 2 bu 2'yi götürür. Ne diye dışarı çıkar? X. Kök 6 x artı x artı 1. Daha sonra x parantez. Hadi şunu değiştirelim. Böyle olsa da sorun olmaz ama daha düzgün bir ifade olsun. Şimdi x'in katsayısı kök 6. Burada x küpün katsayısı 1. Burada da 1 var. Hepsi reel sayı. X'in kuvvetleri 1 ve 3. Bunlar da doğal sayı olduğuna göre Tx'e bir polinom belirtiyormuş. Hatta şuraya şöyle yazalım arkadaşlar. T üssü olsun bu da. Şöyle olsaydı nasıl yapardık ona bakalım. Bu şekilde olsaydı polinom belirtiyor muydu? Burada arkadaşlar ikiler birbirini götürmüştü. Köklü sayılardaki özellikten x üzeri 2 bölü 2'den gitti bunlar. Bu da köklü sayıların özelliğinden x üzeri 2 içeri aynen yazdım. Bu nereye geliyordu? Buraya geliyordu. X üzeri 2 bölü 3 artı x artı 5 oldu. 2 bölü 3 bir doğal sayı mı arkadaşlar? Değil. Doğal sayı olmadığı için bu polinom değildir diyorum. Şimdi bir de demiştik ki tek seferde yazacağız. Bölümlü bir ifade olmayacak. Fakat bakın buradaki gibi x'leri yukarıya çıkartamıyorum. Çünkü burada 2 tane ifade var. X artı 1. Bunu ne yapacağım? Bakacağım. Bu buna tam bölünüyor mu? Bu buna tam bölünür mü? Bölünmüyor. Daha sonra polinomları bölme işlemini zaten göreceğiz. Tam bölünmediği için de polinom belirtmez diyeceğim. Buna bakalım. Bu da 3x artı 3x artı. Bu bölünüyor. Bunu nasıl anlayacağız? Burada bakın harfli ifadelerde görmüştünüz. Daha önce 3'ler ortak. 3 parantezini alıyorum. 3'ü aldım. Ne kaldı? X. İkinci ifadeye geçtim. Artı 3 var. Zaten 3'ü aldım.
Ama tabii ki onun yerine ne yazıyordum? Artı 1. Böyle x artı 1 oldu. X artı 1'ler gitti, ne çıktı? Qx 3 çıktı. 3 şeklinde yazılıyor. Bakın burada da tx eşittir 13 görmüştük. Sadece bir tane sayı varsa, reel sayı, o da bir polinom belirtiyordu. Eğer paranteze alıp bu şekilde yok edip bir ifade bulabiliyorsam polinomdur. Bölünmüyorsa o zaman da polinom değildir diyoruz. Evet, polinom olup olmamasına arkadaşlar böyle bakıyoruz.